Bunlardan birisi FIFO yöntemi. FIFO'nun yazılışı arkadaşlar. İlk girer, ilk çıkar yöntemi. First in, first in, first out. İlk girer, ilk çıkar yöntemi. Şimdi arkadaşlar bu yöntemde satılan ya da üretim işletmelerinde üretime gönderilen stokların depoya ilk giren stoklardan olduğu kabul edilir. Bu yöntem arkadaşlar hem üretim işletmelerinde kullanıyoruz hem de ticari işletmelerde kullanıyoruz. Ticari işletmeler satın aldıkları malları satarken ilk maliyeti düşük olan malları önce çıkışını yapıyorlar. Diğer yöntemimiz LIFO yöntemi. O da last in, first out. Son gelen ilk çıkar. Diğer yöntemimiz arkadaşlar ortalama maliyet yöntemi. Bugünkü dersimizde önce FIFO ve LIFO yöntemlerini yapacağız. Öbür derste de ortalama maliyet yöntemini yapacağız. FIFO yönteminde depodan çıkışı yapılan stoklar depoya ilk giren stoklardan olduğu için hesap dönemi sonunda depoda kalan mallar en son alımlardan olmaktadır. En son işletmeye giren mallar depoda kalan mallar olmaktadır. Ve en son alımların birim fiyatları üzerinden maliyetlere yansıtılmaktadır. Şimdi arkadaşlar kitabımızda sayfa 52'de bir örneğimiz var. İşletmenin 2008 döneminde X malına ait hareketleri aşağıdaki gibi. DBMM yani dönem başı mal mevcudu 5000 adet. Geçen dönemden kalan mallar bunlar. Birim fiyatı 10 TL. 9 Şubat tarihinde 7000 adet mal alınmış. 12 TL'de. 15 Şubat'ta 5000 adet mal satılmış. 10 Mayıs'ta 12000 adet yeni bir alım yapılmış. Birim maliyetimiz 15 TL. 15 Mayıs'ta 7000 adet mal satılmış. Şimdi arkadaşlar ben bunun sorusunu tahtaya yazmama gerek var mı? Tahtaya yazmama gerek yok. Cevabını tahtaya yazayım. Sayfa 53'te arkadaşlar stok kartını görüyoruz. X malı stok kartı. Stok kartımızda ne var arkadaşlar? Tarih sütunu var. Açıklama sütunu var. Giren sütunu var. Çıkan sütunu var. Ve kalan sütunu var. Evet arkadaşlar. Önce tahtaya stok kartımızı yapalım. Tarih, açıklama, giren, çıkan ve kalan sütunlarımız. Tabloyu hazırlamak kolay arkadaşlar. Tarih, açıklama, şunlar da arkadaşlar birim fiyatlarını tutarlarını yazacağız. Giren, çıkar ve kalan. Arkadaşlar diğer tablolarda olduğu gibi her tablonun ne ifade ettiğini de mutlaka başına yazıyoruz. Bu bizim X malına ait stok kartımız. Şimdi arkadaşlar girer, çıkar ve kalan sütunlarını da yine kendi aralarında 3 bölüme ayırıyoruz. Ne var bunda? Adet, birim fiyat ve tutar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tablomuzu hazırlamak kolay. Adet,
ve tutar. Adet, birim, fiyat ve tutar. Şimdi arkadaşlar, dönem başında işletmenin elinde 5000 adet X malı var. Dönem başı 01.01.2000 nokta nokta. Dönem başı mal mevcudu. Şimdi arkadaşlar, 5000 adeti yazdık. Kaç liradan alınmış? 10 TL'den. 10 çarpı 5000 eşittir 50.000 TL'lik işletmenin dönem başında mal mevcudu var. Aynısını arkadaşlar kalan sütununda yazıyoruz. 5000 adet 10 TL'den 50.000 TL'lik işletmenin deposunda mal var. İşlemlerin birbirine karışmaması için her işlemden sonra mutlaka altını çizelim. Sonra arkadaşlar alım olmuş. Ne zaman? 9 Şubat tarihinde 09.02.00. Ne işte bu? Alım. Kaç adet alım yapılmış? 7000 adet. Kaç liradan alınmış? 12 liradan. 7000 çarpı 12 eşittir 84.000 TL. Arkadaşlar, kalan sütununu yazarken önce elimizdeki mevcut malları yazıyoruz. 5000 adet 10 TL'den toplam 50.000 TL'den tutarında geçen seneden kalan dönem başındaki mallarımız var. Şimdi de 7000 adet alım yaptık. 12 TL'den 84.000 TL'lik mal daha girdi. Yine altını çiziyorum arkadaşlar. Şimdi depomuzda kaç adet mal var? Toplam 12.000 adet mal var. 12.000 adet malın 5.000 adedi 10 TL'ye, 7.000 adedi ise 12 TL'ye. Geldik diğer işleme. Şubat'ın 15'inde satış yapılmış. 15.02 nokta nokta. İşlemimiz satış. Şimdi arkadaşlar, burada ticari işletmeyi düşünerek satış denilmiş. Üretim işletmesi olsaydı depodan imalata giren diyecektik. Şimdi arkadaşlar, klasik bir sınavda bunu sorduğum zaman kaç adet satış olmuş? 5000 adet. Öğrenci hemen gelip buraya 5000 yazıyor. Halbuki bu neydi arkadaşlar? Bu giriş idi. Satış olduğu için buraya yazmayacağız. Buraya yazıp üzerini çizmemin sebebi hatalı olduğunu görmemiz için. Çıkan olduğu için 5000 adet çıkış var arkadaşlar. FIFO'nun gereği, şuraya FIFO'da yazayım. İlk giren, ilk çıkar yönteminde arkadaşlar. Önce depodaki mevcut mallardan önce direni satış yapacağız. Yani bunun çıkışını yapacağız. Yazıyorum, 5000 adet 10 lirada 50.000 TL'lik mal satıldı. Yani şunlar arkadaşlar ne oldu? Gitti, satıldı bu. Ne kaldı depoda? 7.000 adet 12 liradan 84.000 TL'lik şu an elimizde depoda mal var. Evet. Kızım, senden başlıyoruz. Söyle bundan sonra işlemi. Tarih 10 Mayıs'ta alım olmuş. Kaç adet? 12.000 adet. Kaç liradan? 15 TL'den. 12.000 çarpı 15 TL'den eşittir
Şimdi arkadaşlar, kalan sütunu önemli burada. Daha önceden depomuzda ne kadar mal var? 7000 adet var. Birim fiyatı 12 TL. Toplam bedeli ise 84.000 TL. 12.000 adet daha geldi. 15 lirada 180.000 TL'lik daha mal geldi. Dolayısıyla şu an depomuzda 19.000 adet mal var. Bunun 7.000 adeti 12 TL'den, 12.000 adeti ise 15 TL'den. Yani biz tekrar bir satış yaparsak önce hangi maldan satacağız? İlk partiden 12 TL'lik maldan satacağız. Bunun da anlamını istiyorum. Evet. Bunun farklı kalemle yazayım. Evet, siz söyleyin. Mayıs 15 Mayıs'ta satış olmuş. Kaç adet? 50.000. Şimdi arkadaşlar, kitabın yazarı kolay göstermek için 7.000 adet diye bir örgü söylemiş. 7.000'i yazıyorum. Kaç lirada? 12 lirada. Toplam 84.000 lira. Yani bizim şu parti çıkmış oldu. Şimdi bu açıklamamı dinleyin. 7.000 adet değil de 6.000 adet satılsaydı depoda ne kalacaktı? 1.000 adet. 12 TL'lik mal kalacaktı. 12.000 adet de 15 TL'lik mal kalacaktı. Peki 7.000 adet değil de 8.000 adet satış olsaydı ne olacaktı? O zaman ben satış kısmına 7.000 adet 12 liradan yazacaktım. 15 liralık mallardan da 1.000 adet yazacaktım. 8.000 adet satılmış olsaydı. Kitabımız öğretmeyi kolaylaştırmak için böyle yapmış. Şu partide satıldı arkadaşlar. Ne kaldı bu omuzda? 12.000 adet 15 liradan toplam 180.000 TL'lik mal var. Bunu da almak istiyorum. Altını çizmezsek arkadaşlar işlemler karışır. Evet. Siz söyleyin. 25 Mayıs satış. 25.05'te satış olmuş tekrar. Kaç adet? 5.000 adet. Şimdi arkadaşlar direkt yere çıkan hanesini yazıyorum. 5.000 adet satış olmuş. Kaç lirada? 15 lirada. Çünkü zaten depoda başka mal yok değil mi? 15 liradan partinin malları var. 15 lirada. 15 liradan 5.000. 75.000 TL. Peki depoda ne kadar mal kaldı? 12.000'de 5.000 satılanı çıkardığımız zaman 7.000 adet mal kaldı. Kaç liradan? 15 liradan çarptığımız zaman ikisini 5.000. Kaç? 105.000 TL'lik depomuzda ne var? X malı var. Buraya kadar anlaşılmayan var mı? Evet. Siz söyleyin. 6 Haziran'da alım olmuş. 6.06'da alım olmuş. 3.000 adet. Evet, alımı nereye yazıyorum? Giren sütunu yazıyorum. 3.000 adet. Kaç liradan? 18 TL'den. 18 çarpı 3.000 eşittir 54.000 TL. Evet, yeni gelen arkadaşlar da dikkat etsin. Şimdi arkadaşlar, depomuzda ne kadar mal vardı? 7.000 adet vardı. 3.000 daha geldi. Toplam 10.000 oldu. Önce depodaki eski malları yazıyorum. 15 liradan 105.000 TL'lik önceki partiden almanlar var. 3.000 adet daha yeni alınan mallar var. 18 TL'den 54.000 TL. Şimdi arkadaşlar, depomuzda toplam 10.000 adet mal var. Bunun 7.000 adeti 15 TL'den, 3.000 adeti ise 18 TL'den. Evet.
06 06. Yok bu da 10 09 hocam. 10 09. Alım getiriyor. Ne kadar alınmış? 5000 adet. 5000 adet. 20 TL'den. 20 TL'den. 100 bin. 100 bini nasıl bulduk? 5000 adet bile 20 TL'ye çarptı. Şimdi arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Depodaki mevcut malları yazıyoruz. 7000 adet 15 TL'den, 3000 adet de 18 TL'den mallarımız var. 7000 adetin toplam maliyeti 105.000, 3000 adetin toplam maliyeti ise 54.000. Şimdi de son aldığımız malları yazıyoruz. 5000 adet 20 TL'den 100.000 TL'lik daha mal aldık. Bunun da altını çiziyorum. Evet. Tekrar size geldi sıra. 20.09'da satış olmuş. Kaç adet? Şimdi arkadaşlar 6000 adet satış olmuş. Şuna bakıyorum. Depodaki malların içerisinde ilk bilenlerde 7000 adet var. Direkt o zaman buraya 6000 yazıyorum. Şayet 6000 adet satış olmasaydı da atıyorum 9000 adet satış olsaydı direkt buraya 9000 yazmayacağım. Ne yazacaktım o zaman? 7000 adet çıkaracaktım. Daha sonra da şunun içerisinden 3000'den 2000 adetini çıkaracaktım. 6000'in çıkış maliyeti nedir? Faybon gereği 15 TL. 15 çarpı 6000 90.000. Depodan şimdi ne kaldı arkadaşlar? 7000 adeti 6000 adeti çıkınca 1000 adet kaldı. 15 lirada 15.000 TL'lik mal var. 3000 adet 18 TL'den malımız var. 5000 adet de 20 TL'lik mallarımız var. Evet arkadaşlar. Biraz yukarıdan küçük yazmadık. Sıkıştı olsun. Evet. Kasım 15'inde önce mi? Alın mı? Farklı kalemle yazabiliyorum da görünmesi için. Kasım alım olmuş. Kaç adet? 4000 adet. Kaç lirada? 25 lirada. 25 lirada. Toplam 100.000. Şimdi arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Depodaki eski mevcut malları yazıyoruz. Daha sonra da üzerine 4000'i ilave ediyoruz. Yazıyorum onları ama çok küçük yazacağım. Bu son işlem mi? Hayır. İtardan mı var? Evet. Bir tane daha satış var. Evet. Şimdi bana yazdır. Önce arkadaşlar şurayı anladık. Bir üstte elimize mevcut olan malları yazdık. Ve 5000 adet de daha belki mallar. Şimdi şunu arkadaşlar şöyle yapıyorum. Sanki şeye ait olduğunu varsayalım, tamam mı? Şu 15 Kasım itibariyle olduğunu varsayalım. Bu kadar adet önceden depomuzda mal var idi. 4000 adet daha geldi. Onu da en sonuna yazacağım. Şöyle yazacağım. 4000 adet daha aldık. Kaç liradan aldık? 25 liradan aldık. 100.000 daha mal geldi. Yani
15 Kasım itibariyle depomuza kaç adet normal toplar? 4000, 9000, 4000 daha 13000 adet mal var. Bunu 1000 adedi 15 TL'den, 3000 adedi 18 TL'den, 5000 adedi 20 TL'den, 4000 adedi de 25 TL'den. Evet. Oku. 17 Aralık tarihinde satış olmuş. Kaç adet? 1000 adet. Kaç? 1000 adet. Evet. Kitabın yazarı hepten kolay sormuş. Yani şunu biz satmışız arkadaşlar. 1000 adet satılmış. 15 TL'lik bankadan satıldı. 15.000 TL. Depoda ne kaldı geriye? Şunlar kaldı arkadaşlar. Yani bunun aynısını şuraya yazmış olacağız. Başka yok ondan sonra. İtti hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar. Depoya toptan girenlere bakıyoruz. 5000 adet dönem başı malın mevcudu vardı. 7000 daha aldık. 12000. 12000 daha 24000. 3000 daha 27000. 32000. 36000. Yani o yıl içerisinde depoya toplam 36000 adet mal gelmiş. Ne kadar çıkmış? 5000, 7000 daha 12000, 17000, 23, 24. Evet, biriniz altını aldı. Evet, en son söyleyen kızımız 1000 adet demiştin ya. Bin adet değil o, 7000. 7000 adet. Bak Zeyzan'ı söyledim. Şimdi arkadaşlar, 7000 adet satış olmuş. 7000 adet satış olduğu zaman şöyle yapıyoruz. 1000 adetini şuradan çıktık mı? Bunu çıktık. 3000 daha çıktık. Kaç TL maldan? 18.000 TL maldan. 54.000. Ondan sonra 3000 daha çıktı. Yani 17 Aralık tarihinde toplam 1000, 3000, 3000 toplam nedir? 7000 adet mal satılmış. Diğer 3000 ise arkadaşlar 20 TL mallar 3 kere 2 60.000. Evet. Depoda ne kalmış şimdi arkadaşlar? Şuraya yazıyorum depoda kalanları. Şu satıldı. Bu da satıldı. 5000 adetim arkadaşlar. 3000 satıldı. Geriye ne kaldı? 2000 adet. Kaç liradan? 20 liradan. 40.000 TL'lik mal kaldı. Ve 25 TL'den satın aldığımız 4000 adet malımız duruyor. Dolayısıyla arkadaşlar yıl içerisinde girenlerin toplamı 36.000 adet, çıkanların toplamı ise 30.000 adet. Dolayısıyla yıl sonunda depoda kalan mallarımızın toplamı kaç adet? 6.000 adet. İşte bakıyoruz arkadaşlar. Depoda kalan, şunlarda depoda kalan var idi. Şurayı yazmam gerekiyordu. Buraya yazdım. 2000, 4000 daha 6000 adet depoda malımız var. 6000 adet malı 2000 adedi 20 TL'den, 4000 adedi ise 25 TL'den. Kolay değil mi? Evet. Live yöntemde bundan daha kolay. İlk giren ilk çıkar. Evet. Bu ilk giren ilk çıkar. Dün bir dersimizde ayakkabı dükkanına bir örnek vermiştik değil mi? Evet. Dükkanın birisi daha önceden satın aldığı ayakkabıların fiyatına göre mağazayı satıyordu. Başka bir mağazada ise sonradan satın aldığı
çıkar yöntemini uyguluyor. Diğer mağaza ise son gideni ilk çıkar yöntemini uyguladığından dolayı farklı fiyatlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar LIFO yöntemine geldik.